Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Salat ve selam rahmet ve merhamet peygamberi olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama Pak ehli beytine, güzide ashabına ve tüm müminlerin üzerine olsun. Şaban ayının 15. gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Musibete uğrayan yok mu? Ona afiyet vereyim buyurur. 7 Nisan 2020 Salı gününü çarşambaya bağlayan gece Berat gecesidir. Ülkemiz dahil Tüm dünyanın zor bir zamandan geçtiği bir dönemdeyiz. Bu geceyi nasip olursa yüce Allah'ın ihsan ve inayetiyle bu salgın hastalık sebebiyle buruk bir sevinçle karşılayacağız. Rahmet, icabet, takdir, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat hiç kuşkusuz ki temizlenme ve kurtuluş gecesidir. Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuru kazandıran bu gece aynı zamanda yanlışlardan kaçınma, günahlardan arınma, affedilmenin yanında affedici olma, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme bilinci de verir. Berat gecesi bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebesi ve tefekkür imkanı kazandıran bir fırsat gecesidir. Berat mağfirettir. İlahi rahmetin tecelli ettiği gün ve gecedir. Berat pişmanlık ve umut zamanıdır. Berat gecesi ellerin duaya ve gönüllerin Mevla'ya açıldığı gecedir. Rabbimize yönelip Ramazan öncesi mağfiret iklimine dahil olmanın arifesidir. Özellikle yaşadığımız bu günlerde bütün insanlığı esareti altına alan malum bulaşıcı hastalık bize bir kez daha insan olarak aziyetimizi göstermekte ve fehmettirmektedir. Aziyet güce sığınmayı gerektirir. Biz de bu münasebetle acizliğimizi kadir olan Allah'a sunuyoruz. Rabbimizden kendimizin, ailemizin, toplumumuzun ve tüm insanlığın beratini istememizin, bütün benliğimizle ona yakarmamızın tam zamanıdır. İlmin kapısı olan Hazreti Ali'ye sorarlar başımıza gelen musibetler bir imtihan mıdır yoksa Allah'ın bir cezası mıdır? Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle cevap verir. Eğer başımıza gelen musibetler bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bu bir imtihandır. Yok eğer ondan uzaklaştırıyorsa bu bir cezadır cevabını verir. Bu gecemizi Efendimiz ve Vesselam'ın ihya ettiği şekilde ihya etmeliyiz. Bu gece Allah Resulü'nün Allah'ın azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum şeklindeki yönelişiyle fırtlata dönülmelidir. Bu geceyi birbirimizi inciten söz ve eylemlerden, Rabbimizi gücendirecek günahlardan beraat etmek için bir fırsat bilmeliyiz. Bu gece kulluk şuurumuzu tekrar tekrar gözden geçirmeli, pas tutan kalplerimizi bu geceyle cilalamalı ve parlatmalıyız. Bu gecemizi hayata yeni bir başlangıç olarak kabul edip Rabbimizin razı olduğu ve beraatine layık gördüğü bir mümin olma yolunda ilk adımı atmalı, geçmiş hatalarımızın affı için ümmet olarak tövbe ve istiğfar etmeliyiz. İnsanlığın İslam'a olan ihtiyacını unutmayarak bu yolda azim ve gayret göstererek insanlığın hidayeti için bu gecede eller semaya açılarak Rabbimize büyük bir aşkla yakarmalıyız. Bu gece bu salgın hastalığa yakalanan hastalarımız için eşşafi olan Allah'tan şifa vermesini dilemeliyiz. Çünkü o sonsuz hazinelere sahiptir. Çokça affeden ve affetmeyi sevendir. Peygamber sevdaları vakfı olarak bu temennilerle tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni tebrik eder bu gecenin tüm Müslümanlar için Allah'tan bir beraat vesilesi olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederiz.